Abi psikoloğa gidiyor musun? Valla psikoloğa... Herhalde en son yayıncılığa başladığım dönem gittim. 5-6 sene önce. Zaten çok da gitmemiştim. i̇lk yani defa o zaman gittim diye hatırlıyorum. Dur yanlış bilgi vermeyeyim. Ya bir dönemim çok kötüydü yani o... Yayıncılığa başlamadan önceki bir sene içerisinde çok ciddi sıkıntılarım vardı. Ve hep ben böyle kendimle baş ederim yaparım. Hayırdır amına koyayım. Racon böyle bir abuk subuk triplere giriyordum. Ama baş edemedim. O baş edemediğim noktada artık psikolojik anlamda profesyonel bir destek almak istedim. Beni hiç tanımayan bilmeyen birinle konuşmak istedim. Öyle bir mevzuya girdim yani. O dönemde çok iyi geldi. Yalan yok. Ve böyle 2-3 seans sonra böyle kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Tabii kendim de biraz çaba sarf ettim. Sonra hayatımda o dedim ya size bana kötü gelen şeyleri değiştirmeye yönelmek. Yani A insanı bana zarar veriyor siktir et. B durumu sana zarar veriyor siktir et. C durumu sen ne mi uğruş siktir et diye diye. Yani o siktir et kısmını beynimin içine soktum biraz. Ve de e, daha farklı şeylere yönelmeye başladım. Böyle beni, bana huzur veren, beni mutlu eden küçük küçük detaylara takılmaya başladım. Onlarla birlikte çok hızlı toparladım böyle pat 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 toparlamış oldum. Ve diğerlerini hayatımdan çıkarmak müthiş şekilde bana iyi geldi. O korkuların üstüne git muhabbeti var ya işte o bazı durumların senden uzaklaşmasından korkuyorsun ve depresyona giriyorsun ya. Uzaklaştır aman koyayım dedim. Öyle döndü mevzu. O dönemim için söylüyorum yoksa sürekli ben de depresif moda geçiyorum ben de mutsuz uyanıyorum. Bir dönem oluyor işte bir geçen mese hatırlarsınız bir yazı yazmıştım. O dönem de çok kötüydüm. Önemli olan bu, bunlar hep hayatımızda olacak. Önceden de söylemiştim. Mutsuzluğu yaşayacağız ki mutluluğun kıymetini bilelim diye. Bunlar doğamızda olan şeyler arkadaşlar. Yaşayacağız, mücadele edeceğiz ve aşacağız. Ve her aştıkça da güçleneceğiz. Next demek işte hep onu. Yani. Çok basit taşak gibi geliyor millete ama next çok önemli bir dokunuş. Ya ben şeyim mesela mutsuzken bile şey diyebiliyorum artık ben şu an mutsuz olmalıyım demek yani öyle diyorum bu ne kadar doğru bir yaklaşım bilmiyorum ama mutsuzum mutsuz olduğumu kabul ediyorum farklı da davranmayacağım mutsuzum e zaten mutsuz olmaktan dolayı yani bundan dolayı sıkılmaya başladığın zaman ufak ufak onu aşmaya yol bulmaya başlıyorsun çözüm bulmaya başlıyor bedenin beynin sana onu itekliyor zaten. Ya çok basit detaylar bak az önce ne dedi uyku düzeni mesela. Ben ne zaman ki çok sık yaşıyorum bunu akşam karanlığında uyanmaya başlayayım ve gün aydığında uyumaya başlayayım ciddi anlamda mutsuzlaşmaya başlıyorum. Hani mutsuzluk dediğim ben değil ama ufak ufak ona evriliyor. Ne zaman ki böyle gündüz vakti uyanıp insanlarla konuşup bakkal çakkal esnaf iki yürüyük böyle selam vermeye başladığında muhabbet ettiğinde birine yol verdiğinde, birinin poşetine yardım ettiğinde falan yaşadığını hissediyorsun. O yüzden kapatmak kendini evet bir miktar doğru olabiliyor ama çıkabilmek için de böyle bir açılman gerekiyor. Çok önemli şeyler değil bunlar yani. Herkesin yapabileceği şeyler. Bir yürüyüş yapmak, bir kedi sevmek, bir yerde oturup temiz hava almak. Ne bileyim iki arkadaşla sohbet etmek. Çok böyle karamsarlığa kapıldığım zaman Birileriyle sohbet ediyorum. Konu o değil yani. Beynimi o konunun üzerine giderek yormuyorum. Başka şeyler konuşuyorum. Chat adam bir şey söylüyor. Siz ne konuşuyorsunuz? Ne konuşuyorlar? Bilimsel açıklamaları var abi onların. Vardır lazım. Evet. Buradan depresyondaki mukerri musizden, hisseden bütün arkadaşlarımıza sevgi. Çetemen sıkılıyor ya. Ya olabilir arkadaşlar. Yani sıkıntı yok. Sıkılabilirler. Yapacak bir şey yok. Sıkılmayanları anlatıyorum. Sıkılan zaten sıkılıyor. Bana ne amına. Selamlarımızı iletelim arkadaşlar. Buranın dediği gibi elbet bu da geçecek. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abartıdan sinirince gerçekten insana bir şeyler. Ya oğlum ben bir şeyler katayım bilmiştik tasim diye anlatmıyorum da yaşadıklarımı anlatıyorum. Her şeyin bir dönemi evresi var onu anlatmaya çalışıyorum. Ben de genç oldum oğlum ben de ergen oldum yani birçok şeyi sizde yaşadığımız her şey aslında bizim de yaşadığım benim de yaşadığım şeyler. Bir insan bir süre sonra dönüp arkaya baktığı zaman geçmişte aşırı büyüttüğü şeyleri ya amına koyayım ben bunun için mi ben bu mevzu için mi bu kadar şey oldum e, cevaplamasına gidiyor onu anlatmaya çalışıyorum size alışıyor beden alışıyorum Hayat böyle bir şey yani en acıya bile en üzücüsü hep söylüyor mu insanlar evlat acısına alışıyor demek istemiyorum İnsanlar evlat acısıyla yaşamayı öğreniyor bundan hala acı var mı ya evlat acısı bunlarla kıyaslama yapıyorum ben bazen yani bu hoş bir şey değil belki ama ya insanların ne derdi var abi? Demek bile bana bazen çözüm oluyor. Yani hani bilmiyorum. Bunlar bence anı kurtarmak için bahaneler gibi gelebilir. O yüzden hep empati duygunuzu genişletin. Empati duygusu genişledikçe insan daha böyle bir açılıyor, bir şey oluyor amına koyayım Dünya sadece bizim etrafımızda, senin etrafında, benim etrafımda dönmüyor. O yüzden kapanmayın, açılın. Bir baktığınızda şöyle neler nelerin döndüğünü görebiliyorsunuz. Nasıl yapıyor amına koyayım ya? Ha bence başka da karşılaştırmak lazım. Herkes derdi kendine göre kötü. Onu söylemedim. Ben burnumdaki sivilceye takarım depresyona girerim. Sen çok sevdiğin birini kaybetmişsindir. Sen, benim derdim bana. O beni üzüyor. Senin derdin çok daha büyük. O da seni üzüyor. O birbirine bağlantılı olan bir şey değil. Önemli olan kendinle yaşadığın o zor durumu biraz gözünü açarak gözünü kendinden ayırıp başkalarına çevirdiğin zaman gördüğün kıyaslama seni bir tık rahatlatabilir. Bir tık sorgulatabilir. Bunu söylüyorum ben. Yoksa senin derdini sikeyim Bak ben de bu dertlardan bahsetmiyorum. Bu herkesin derdi kendi hep söylerim. Hiçbir dert küçük değildir. İnsan onu dert yandıysa derttir. Bitmiştir o konu. Mutluluğu nerede aradığınla da ilgili. Hep söylerim ya. Yani. Mutluluğu nerede arıyorsun? Ne arıyorsun mesela? imkansız mı istiyorsun her zaman? Çok mu hayalperestsin? Ya da çok şey istiyorsun ama hiçbir şey yapmıyor musun? Ben mesela kilom için üzülmeyi bıraktım. Çünkü bu benim elimde olan bir şey. E sen salaksın, yapmıyorsun. E o zaman ağlanmayı kes. Mal. Dediğim nokta geldi mesela. Gibi gibi. Kendinizi tanıyın, kendinizle konuşun. Abi işte tamamen boşla düştün oldum hani uyandım. Lan bugün ne yapacağım ya dediğin oldu mu? Ol, niye olmasın oğlum? Bu çok doğal bir hissiyat. O yüzden ben sürekli bir şeylerle uğraşıyorum. Farkında değilsiniz siz. Belki de birçoğunuz farkındasınızdır. Bazen oturuyorum şuradaki süpürgelikleri yapmak için. Ya da eskiyi düşünüyorum. Aile evinde yaşarken odamdaki. Böyle abi ben boşluktayım. Benim bir şey yapmam lazım. Kendimi oyalamam lazım dediğimde. Ee, salak saçma şeyler yine biraz el işine hep dönerdim işte, o yüzden elim çok becerikli bu konularda, seviyorum bir de. Duvar boyayım, bozuk olan bir şeyi tamir edeyim, Adi, alayım bir tane tahtayı oyayım, keseyim, ondan bir kutu yapayım. Bunlar çok iyi geliyor insana, üretmek çok iyi geliyor. Motorcu kavgaları var mı? Ayıp ediyor lan buna koyayım, çaycı bakayım. Al bak 60 kardeşim, rutin. Neyse bu konuları konuşuruz. Bu konuları şimdi boğmayayım hepsi ama kendinizi şey yapmayın. Feyza anlatsın mesela. Feyza nelerle mücadele ediyor kız? Nelerle etti? Şu an Bu ne lan? Ha. Ya benim bir arkadaşım var. Bir gün otursam buraya o kadar mutlu. Verme. O kadar mutlu bir çocuk oldu ki bak öyle hayatında sorunlar yaşadı ki arkadaşlar ben bir dönem korktum yani ne yani, oğlum bu kadar şey üst üste gelemez ya. Bu kadar şey üst üste gelemez. Hayati mevzular, aile, para, fiziken ya neler yaşadı herif ya. Anlatamam size ama ondan sonra herif ya ne yaşadığını anlatamam şu anlatmayayım. O kadar mücadeleyi seven bir çocuktu ki böyle bana hep söylerdi yani ben fight kaybetmem kardeşim. Yıkıldı devrildi bitti herif ya en çaresiz anında bile kalkacağım lan dedi kalktı kalktı her şeyini fix dedi. Belki 3 yıl sürdü belki 5 yıl sürdü ama <laughs> Ve şimdi böyle tazı gibi, tazı gibi yani hani her şeyle uğraşabilir, her şeyle savaşabilir vaziyette. Çok örnek aldığım bir arkadaşımdır. İrade, iradesiz bir çocuktu. Ama işte iradeli olmayı öğrendi. Onu onu ondan bahsetmeye çalışıyorum.